Şoför abi. Önlere baksana ya. Allah! Selahattin abim geliyor be! Abim benim be! Hey be garip! Aslanım! Hoş geldin abi! Hoş bulduk garip! Şu pusulayı hemen Meleksim'e ver. İki saat sonra Pınar başında olsun. Tamam abi. Dur. Seni burada bekliyorum. Birlikte kahveye gider, Muhtar Salih Efendi ile konuşuruz, tamam mı? Tamam. Gel bili. Melekşah abla. Ne var garip? Selahattin abim geldi. Geldi ha? Ya sana da bu pusulayı gönderdi. Sağ ol garip. Sen de sağ ol abla. Yo, olmadı Süleyman ağa. O mera devletin merası. Orada Recep'in de, Şabangir'in de, Kadir'in de... ...velhasıl tüm köyünün hayvanları otlayacak. Doğru söylüyorum ya. Paylaşmak gibisi var mı? Oğlum nerede kaldı bizim çayın? Buyur abicim, çayın buyur. Buyur abi sen de çay. Selamünaleyküm. Hoş geldin Selahattin Bey oğlum. Merhaba Muhtar. Hoş geldin garip, otur. Merhaba. Muhtar, bana müsaade. Müsaade senin, ama bozulmadan ya. Ne bozulacaksın canım, ne bozulacaksın? Fena bozuldu. Oğlum misafirlere çay ver. Evlat, nasıl gidiyor bakalım ha? İyi de, senden bir ricada bulunacaktım Salih abi. Söylesene abi, söylesene. Öyle emret oğlum, nedir istedin? Bana bir hayır işi yapacaksın. Hayır işi mi? Ne oldu Selahattin? Neden konuşmuyorsun? Bilmem. İçimde bir korku var. Korku mu? Evet. Ama neden? Korkuyorum Melekşem. Hem de çok korkuyorum. Şu anda Hacı Salih Bey seni istiyor olmalı babandan. Korkma. Ben de Münir ablama çıtlattım. Bize arka çıkacak. Babam onun sözünden hiç çıkmaz. Öyle de olsa korkuyorum. Ya seni bana vermez? Vermez seni. Vermezse şuradan atarım kendini. Ölürüm sensiz yaşamaktansa. Deli. Benle kaçmak gelmiyor mu aklına? Kaçmak mı? Babam peşimizi bırakmaz. Biz kaçıp evlendikten sonra her şeyi kabullenmekten başka ne yapabilir ki baba? Şimdi söz ver bana, kaçacaksın değil mi? Evet. Menekşem. Bu muydu hayırlı iş dediğin Hacı Salih Efendi? Hayatta kimseye kefil olmadım Bekir ağa. Ama Selahattin'i kendi öz oğlum gibi severim. Mert delikanlıdır. Kendi kızımı istese onu damatlığa kabul etmekten şeref duyardım. O senin bileceğin iş efendi. Bana gelince bir şoför parçasına verecek kızım yok. Anlaşıldı mı? Münire! Geldim ağam, buyur. Hacı Efendi'ye yolu göster. Buyurun. Zahmet etmeyin, ben yolu bulurum. Neredesin be? Dur yapma, olmaz şimdi, hem ağa seni istiyor. Ne yapacakmış beni? Bilmiyorum. Yapma, vallahi seni istiyor, kızar sonra! Boş ver! Hadi hemen git! Allah kahretsin! Buyur abi çayınız! Bir şey daha versene! Tamam abi! Yeter be Selahattin, bu kaçıncı çay ya? Ne yapayım, sanki çay heyecanımı gideriyor gibi geliyor bana! Heyecanını anlıyorum ama çayı fazla içiyorsun be kardeşim!
Hah, muhtar geliyor. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun. Ne oldu muhtar abi? Maalesef evlat, Bekir Ağa kızını şoföre vermezmiş. Tatlı adamlarını, hepsini ayrı ayrı tembihle. Bundan böyle hiçbir yabancı çiftliğe sokulmayacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı ağa. Siz hiç merak etmeyin. Şimdi beni iyi dinle. Söyleyeceklerimi sakın aklından çıkarma. Bundan böyle odanda hapis kalacak, hiçbir yere çıkmayacaksın. Yusuf Ağa'nın oğlu Halil'le evleneceksin. Hayır, ölürüm de Selahattin'den başkasıyla evlenmem. Sus! Ölürüm de başkasıyla evlenmem. Yetti kız. Ağlama artık. Boşuna kendini harap ediyorsun. Sana söz. Baş yardımcım ben olacağım. Sağ ol. Ama bana nasıl yardım edebilirsin ki? Deli. Sevdiğin adama kaçmana yardım ederim. Kaçmamı mı? Tabii ya. Peki ya babam? Sen o işi bana bırak. Ablacığım, canım ablacığım benim. Sağ ol ablacığım, sağ ol. Gönül yarasını iyi bilirim evlat. Acıdır acı, hem de çok acı ya. Buyurun, bu da benden. Afiyet olsun. Sağ ol. Sağ ol. Afiyet olsun. Sıkma kendini. Sen he de Menekşe'yi kaçıralım. Sağ ol. Yok ha! Bir ciğer tava daha versene. Selahattin abi! Oo, hoş geldin garip. Hayrola? Seni bulamayacağım diye çok korktum. Buyur abi, bunu sana Menekşe ablam gönderdi. Menekşe. Menekşem hazır olduğunu, Şafak'la birlikte eski değirmende olacağını yazmış. Şimdi sana ihtiyacım var İhsan. Bir araba bulmam lazım. İstediğin şey araba olsun. Hadi çek bir fırta. Hop hop, bize yok mu? Hı? Var tabii. Baba, bir serviste buraya. Tamam. Anne, canımı çıkardım. Bırak biraz. Menekşe işi tamam. Sevdiği adama kaçmasına ben yardım edeceğim. Peki ağa? Bekir ağa ne olacak? Sen hiç merak etme, ben her şeyi ayarlarım. Yılansın sen. Aa, günahıma girme. Ne yapıyorsam senin için yapıyorum. Hele Menekşe'yi bir def edelim. Ağanın işi kolay. Dedim ya, bir yılan gibisin. Münire, canım Münire. Allah bir hakkı için hasat zamanına kadar karım yapacağım senin. Ağam, canım ağam, her şeyimsin sen benim. Ablacığım, şunu da koyayım tamam. Kız koskoca valizle kaçılır mı hiç? Bir bohça neyine yetmiyor seni. Ne bileyim, ben hazırlandım işte. Hadi gel şunu. Peki.
Al abla, bu iyiliğini, bu hakkını nasıl ödeyeceğim sana? Rahmetli anana ölürken yemin ettim. Sana analık edeceğime söz verdim. Bu benim vazifemdi. Hadi durma. Sağ ol. Dur kız, bu kadar yaşlı mıyım ben? Selahattin! Selahattin'im! Meleksem! Gelmeyeceksin diye çok korktum. Gelmez olur muyum hiç? Canım benim! Gidelim Melekşem. Saat kaç be abi? 8:15 geçiyor. Eyvah! Başlarına bir şey gelmiş olmasın ha, ne dersin? Ağzından yel alsın oğlum, Allah korusun. Aa, işte geldiler! Hoş geldin abi! Nerede kaldınız? Hoş geldin Melekşe abla, yenge! Hoş bulduk kardeşim. Hoş geldin yenge. Çok şükür gelebildiniz, meraktan öldüm. Buyur yenge, hoş geldin. Hoş bulduk. Ya be garip! İyidir abi, aslan abim benim be! Hadi, hadi arabayı atlayın abi, ben hadi! Ben alayım. Gel, buyur yenge. Garibe mektup yazmayı unutma abi! Yazarım evvelallah. Yolunuz açık olsun, güle güle! E, 127 Kenan... Kenan döndü. Döndü. Döndü, tamam. 218 Hüseyin, o da döndü. 568 Selahattin ne? Dönmedi mi? Nasıl olur kardeşim? 100 gün önce dönmesi gerekirdi. Yok, ha? Başına bir şey gelmiş olmasın? Hadi canım ya! Ha işte tamam, geldi! Dediğim gibi geldi meraklanma. Yalnız arabayı hemen bakıma alsınlar, unutmayın. Ah oh be! Ben şimdi Kamil abiyle konuşur, işi hallederim. Gel! Oo, hoş geldiniz aslanım! Yahu kahrolayım, meraktan öldürdünüz beni çocuklar! Neredesiniz be evladım? Niye geciktiniz? Şey abi... Ne şey oğlum? Bir şey mi oldu yoksa? Yok be abi, bizim aşık sonunda muradına erdi. Erdi ama... Anlat be oğlum, çatlatma adamı! Bak abi! Heh. Gel. Hadi gel. Gel de oturalım şöyle. Sıkılmıyorsun ya. Yoo. Sıkılma. Hele İhsan konuşsun bakalım Kamil abiyle. Merak etme, anlayışlı bir insandır. Aa, ne demek bu oğlum? Biz neciyiz burada yahu? Vay Selahattin'cim, hoş geldin aslan evladım, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Demek güzel gelinimiz bu ha? Evet abi. Sana yolda bahsettiğim Kamil bey, abimiz, babamız, her şeyimiz. Memnun oldum efendim. Estağfurullah kızım. Maşallah, pek de güzel bir şeymiş. Böyle kız kaçırılmaz da, hangi kız kaçırılır? Şimdi gözüme girdin işte. Sağ ol abi de, durumun böyle olacağını bilmediğim için hazırlıksızdım. Dert etme kendine, İhsan anlattı. Her şeyi hallederiz, artık lojmanda kalamazsın.
Önce size bir ev bulmak lazım. Benim Aksaray'daki küçük ev şimdilik işinizi görür sanırım. Hadi İhsancığım. Hadi yavrularım benim. Aa, buyurun buyurun. Biraz küçüktür ama idare edersiniz işte. Sağ ol Kamil abi, bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Aman be oğlum, ikide bir de böyle konuşup mahcup etme beni. Dostluklar ne güne duruyor. Gelin, gelin, gelin. Gelin, gelin. Muhteşem yatak odanıza gelin. Şeref verin. Buyurun, buyurun, buyurun. Bu da gardırobunuz Halis Çevirsen'dir. İçi geniştir, bakmayın eski olduğuna. Büyüktür, her şey olur. Ah yatak o, yatak harika, harika. Halis yünden bir yatak. Ne o? Selahattin bakıyorum hemen çöktün yatağa. Seni gidi seni ya. Ha, bu da yemek odanız. Gelin bakalım. Gelin, buyurun. Masa ufaktır ama... çocuklar mecburen idare edeceksiniz. Öyle değil mi canım evlatlar? Güzel be abi, daha ne olsun? Kutu gibi ev işte. Güzel değil mi yenge? Ha? Evet, çok güzel. Peki ama mutfağı nerede? Aa, hemen de gırtlağına düşünürsün. Ha, mutfak, mutfak, mutfak bu tarafta. Buyurun damatla gelin, beni takip edin. Evet, evet, buyurun mutfağa. Ha, çocuklar, mutfak biraz küçüktür ama zararı yok. Suyu hiç akmaz. Arası sırada akarsa da o da geceleri. Aa, hayret aktı. Ama öteki musluk akmaz. Onu hiç kullanmayın. Bakın suyu akıyor mu? Aa, bir daha hayret vallahi aktı. Aktı gördünüz, çok şanslıymışsınız. Bunca zamandır bu evde otururum, hiç bu saatlerde suyun aktığını görmemişsiniz. Geliyorum. Gel 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 gel. Oh aman aman. Dur canım, acele etme. Ya, açlıktan öldüm. Ben koyarım tabağına. Hayırdır? Sen dur, ben açarım. Oh Kamil abi, hoş geldiniz. Sana hayırlı bir haber getirdik evlat. Ne haber İhsan? Merhaba canım, sağ ol. Menekşe, misafirimiz var. Ayıp ettim, biz misafir mi sayılırız canım? Merhaba gelin hanım, nasılsın bakalım? Teşekkür ederim efendim, iyiyim. Oo, sofrada hazır. Oleh be! Balık, balık, tutmayın beni! Abi, biz yemeğe değil, hayırlı işin haberini vermeye geldik ya. Aa, anlamam ben, balığa dayanamam çünkü. Aa, ne demek abi, afiyet olsun, sen de şöyle geç bakayım İhsan. Yalnız abi, biraz ayıp olmuyor. Sen servis getir vermene. Tamam. Biraz balık yiyelim, ondan sonra hallederiz. Tabii işte. Tabii, afiyet olsun, afiyet olsun. Vallahi, geleceğinizi bilseydim, ha? Rakı da alırdım rakı size. Rakı mı? Rakı. Ölüme balır mıydın ya? Tabii, olur. Niye? Bak, ben tedbirli adamım. Vallahi sen ömürsün be abi. Dört beş aylık bir Avrupa seferi. Dün söylediler. Ben de hemen seni düşündüm yavrum. Hemen. Üstelik kucak dolusu da para veriyorlar. Deli olma.
kendine bir kamyon alabilirsin Selahattin. Kamyon da alır, tanker de. Peki ama abi, ya menekşem? Menekşemi nasıl yalnız bırakın? Bak bak şuna bak, sanki biz onu düşünmedik. Yengemiz kabul ederse ona da bir fabrikada iş bulduk. İş mi buldunuz? Bulduk ya! Hem de çok güzel bir iş. Biz düşünceli adamız oğlum. Hadi şerefe çekelim bakalım. Hadi, saatinize. Sen de şu bülbül sesinle bir asıl bakalım da dinleyelim evlat. Ne düşünüyorsun? Hiç. Ben düşünüyorum. Ne? Kamil Bey'in teklifini. Merak etme, gidecek değilim. Gitmeni istiyorum. Çıldırdın mı sen? Eline çok para geçecekmiş Selahattin. Dönünce kendi işinde çalışmanı istiyorum. Ama en az 4-5 ay dedi, nasıl beklersin? Beklerim sevgilim. Senin için her şeyi yaparım. Selahattin unutma, ekibi
Kurum başı sensin. Vizeleri yaptır ama ihbar etme evladım. Onu boyamadan önce köce astarlayın, ondan sonra boyayın. Peki. Sen de yıldızı biraz daha kuvvetli sür. Dur kızım, kıracaksın, dikkat etsene. Ya önce temizlesene şunu. Olur efendim. Kızım dikkat et dedim. Yaşlar bu tarafa, kurular öbür tarafa. Gel buraya, gel. Dur bakayım. Yeni içi sen misin? Evet efendim, benim. Açsana ayaklarını, sallanma, hadi yürü. Bunu nereye koyayım efendim? Dikime de koy havruya. Peki efendim. Yani siz misin kız? Evet efendim, benim. Belli oluyor zaten, belli oluyor. Gel şimdi hadi. Pasaportun vizesi tamam. Yaşın abi. Nurettin. Eyvallah. Seyfi. Tamam abi. Muhittin. Sağ ol abi. Ali. Eyvallah abi. Hamza. Hop dedik. Hadi çocuklar, hadi yolculuk. Sağ ol. Al bakalım. Eyvallah. Sağ ol bakalım. Bu da bizim. Hadi hayırlı yolculuklar. Roman yüzlerinden de nişan. Tamam abi. Hadi oldu. Oldu. Tamamdır. Eyvallah. Eyvallah. Hayır, hayır. Hadi bakalım. Hadi, eyvallah çocuklar! Yolun açık olsun. Tamam abi. Koşmayın, işi gönderiyorum. Al onları.
Menekşe, ne işin var senin buralarda? Bilet aldım Kamil abi. Ne bileti? Yarın baba evine dönüyorum. Baba evine mi dönüyorsun? Evet. Selahattin'imi kaybettikten sonra başka ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Haklısın evladım. Yerden göğe kadar. Sağ ol. Estağfurullah, estağfurullah. Beni dinle. Bundan sonra herhangi bir sıkıntın olursa beni unutma. Ben varım başında senin. Hayırlı yolculuklar. Sağ ol. Helal. Helal olsun. Ağla. İstediğin kadar ağla. Bütün bunları babanın istemediği adama kaçmadan önce düşünecektin. Kaçışınla koca adam yıkıldı. Dayanamadı bu acıya. Kaçtıktan hemen sonra mahkemeden aldı bu kağıdı. Seni evlatlıktan reddetti. Anlıyor musun? Reddetti! Olamaz! Olamaz! İnanmazsan al oku. İstediğin avukata da göster. Elinden geleni de komardın. Ama abla ben... Sus! Bir daha abla deme bana! Anlamıyorum, hiçbir şey anlayamıyorum. Kaçmam için bana yardım eden sen değil miydin? Evet, yardım ettim. Hatamı da acı ödedim. Senin yüzünden sevdiğim adamı kaybettim. Git buradan! Defol! Hayır, burası benim evim, babamın evi! Tek mirasçı benim dedim. Defol yoksa jandarma çağırtıp zorlattırırım seni. Defol! 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 Senin armağanısın sen bana. Onun hatırası olarak yaşayacaksın. Her gün, her saniye onun hatırası yaşayacak sen. Tamam aslanım, tamam dedim, tamam. Ya üzme tatlı canlı, her şey hallolur. Evet, gerçeği geç öğrendik Selahattin oğlum. Menekşem baba evine döndü. Ya, baba evine mi döndü? Evet aslanım, hadi koş ona. Kim bilir seni görünce ne kadar sevinecek. Sağ ol abi. Benden sana 15 gün izin. Aman salmayı da unutma. Çok sağ ol abi. Sen de evladım, güle güle. Güle güle, güle güle! Söyle, söyle diyorum sana. Nerede Menekşe? Ne bileyim ben be! Nasıl, nasıl bilmezsin? Buraya gelmiş. Evet, gelmesine geldi. Ağanın evlatlıktan reddettiğini öğrenince de çekti gitti. Ne? Ağa reddetti? Evet. Eğer inanmıyorsan resmi evrakları gösteririm sana. Yalan. Yalan söylüyorsun. Ölürüm de inanmam buna. Bana ne olur gerçeği söyle. Gerçeği! Hayır. Hayır olamaz. Olamaz öyle şey. Bu işin içinde bir iş var. Amma uzattın be! Menekşe'nin çobanı mıyız biz? Yok dedik sana, hadi bas! Bir şey yok ya Osman'ım! Çekil be! Beni öldü sanınca baba evine dönmüş ama orada da yok. Yok mu? Evet, o analığı olacak aşağılık kadın öyle dedi. Baba evine geldiğini ben de duydum ama hiç görmedim abi. Ben gördüm abi.
Gördün mü, nerede? Dünkü gün ormanda odun kesiyordum. Menekşe bacım ağlayarak da tepeye koşuyordu. Tepeye mi koşuyordu? Öyle de olsa korkuyor. Ya vermezse seni bana? Vermezse mi? Vermezse şuradan atarım kendimi. Ölürüm sensiz yaşamaktansa. Menekşe! Acısı var.
Ne olmuş be? Acısı olan gitsin kayalara vursun başını, öyle değil mi? Ha? Sen söyle. Öyle! Ölen her kahvenin ardından madem mi tutacağız? Vuruş ya, kahveyi ver!
Cigara ağam. İstemem. Sağ ol emmioğlu. Sen olmasaydın öldürmüşlerdi beni. Ben sadece vazifemi yaptım ağam. Bundan sonra ömür boyu ben de sana vazifemi yapacağım. Sağ ol ağam. Buyurun. Affedersiniz, rahatsız ettim. Ben gazetedeki ilanınız için geldim. Onun için rahatsız ediyorum. İyi ama kızım, senin çocuğun var. İnanın hanımefendi, çok ihtiyacım var. Ama yavrum, bizim işlerimiz ağırdır. Olsun, yaparım. Yeter ki beni işe al. Gel bakalım. Kim bu? Yeni hizmetçimiz. Ya öyle mi? İyi, hadi bakalım. Sana meme veririm. Ağlama yavrum. Ağlama güzelim. Ağlama. Canım, bir tanecik yavrum. Bir tanecik. Hadi, ben. Öl yavrum. Çok hoşuma gidiyorsun. Rica ederim, kendinize gelin. Çekin ellerinizi üzerimden. Siz evli bir erkeksiniz, utanmıyor musunuz? Ne evlisi be? O benim dostum. Ama sen iste, seninle evlenir, bu evin kraliçesi yaparım seni. Kraliçe olursun. Hayır! Ben ne kraliçe olmak isterim, ne de karınız. Aptal! Evinden oldun abla. Yeter, takma kafana. O heriften ne köy olurdu ne de kasaba. Zaten gelip giden arkadaşlarıma da böyle yapıyordu. Ama abla, ne de olsa. Boş ver. Kucağında bebenle bir iş bulacağını sanmıyorum ama bir şansını dene. Ben de başımızı sokacak bir ev bulmaya çalışayım. Hadi akşama görüşürüz. Yavrum, canım yavrum. Yeni demledim. Sağ ol baba. Sen de sağ ol. Hey,
kesin voltayı. Hadi arkadaşlar, Necdanlı sahnede indi, siz de akımızlamıyorsunuz bile be! Dikkat edin, Suha Bey geldi, dikkat edin! Bana bak, söyler Recep'e ne onların bazıları yanmıyor, hemen baksın ona! Baksın efendim! Hadi arkadaşlar, yürüsene de ya, yürüsene de! Suha Bey! Evet? Şey, nasıl söylesem, sizden bir ricada bulunacaktım. Daha doğrusu yardımınıza ihtiyacım var. Yani? Bir arkadaşım için. Hoş geldin abla. Hoş bulduk. Ne o, sen yemeğini yemedin mi? Hayır, seni bekledim. Sana kaç defa söyledim beni yemeğe bekleme diye. Ne oldu, bir iş bulabildin mi bari? Hı? Hayır. Bütün gün gitmediğim, dolaşmadığım yer kalmadı. Yok, yok, yok. Yok tabii. Ama ben buldum sana. Al da giy şunları. Ama abla... Aması falan yok. Ölen bir adam için tuttuğun yas yeter. Çocuğun için yaşıyorsan, çocuğunun istikbalini düşünmek zorundasın. Güzel! Demek ismin Menekşe, öyle mi? Evet efendim. Peki, daha önce nerede çalışıyordun? Hiçbir yerde. İlk defa sahneye çıkacak. Öyle mi? Ama bu iş kolay değil Necla Hanım. Biliyorum. Siz hiç merak etmeyin Suha Bey. Kısa zamanda çok iyi bir şekilde yetiştiririm ben onu. Yeter ki size bekleyin. Pekala, inanıyorum. Sağ olun. Ablacığım, çok iyi. Ablacığım, gerçekten yapabilecek miyim? Bıçaksın. İnanamıyorum abla. Gerçekten onu göreceksin. Bak nasıl olacak. Şimdi bize avans veriyor, çok para verecek. Başaracak mıyım? Başaracaksın tabii, niye korkuyorsun? Sen olmasaydın ne yapardım ben bilemiyorum. Sağ ol, sağ ol. Geliyor, geliyor. Peki. Başaracağına inanıyorum. Çünkü çok güzelsin. Şimdilik şu parayı al. Menekşe'nin bu işe çok iyi hazırlanmasını istiyorum. Hadi ne duruyorsun, oynasana! Olmuyor, daha işveli, daha cilveli yapacaksın. Abla, yapamayacağım galiba. Amma yaptım be anne! Bak! İşte! Şöyle şöyle yapacaksın, şöyle şöyle! Bak şu çocuğa da utan, ibret al, yapacaksın! Hadi, her şeyi unut, sadece dansını düşün, hadi! Zaten. Çok güzel.
geçmiş olsun Selahattin kardeş, güle güle! Güle güle kardeş! Selahattin sen misin? Evet! Sana 24 saat zaman tanıyorum. Aksi halde sen düşün. Girin. Hoş bulduk ağam. Geçmiş olsun aslanım. Geçmiş olsun. Sağ ol ağam. Öyle şaşırdım ki. Şaşırma. Bundan böyle yepyeni bir hayatın olacak. Geçmişi unutacaksın. Ha. Ağanızdır. Ağamız mı? Evet. Ben nasılsam... o da öyle. Hoş geldin ağamız. Rica ederim, sağ ol. Hadi bakalım, donatın ağanızı. Başüstüne ağam. Koçum benim. Güzel. Çok güzel. Çakı gibi olmuşsun. Hadi gel bakalım. Yeni dünyanın ilk kapısını açmaya gidiyoruz. Buyurun. Hayır, yapma bak, bir dakika. Gel Eşref ağa, ne olur biraz anlayışlı ol. Sana milyonluk iş teklif ediyorum, anlayıştan bahsediyorsun. Fakat ağam, bizim işimiz başka. Paraca bir emrin varsa, derhal yerine getirelim. Onu nasılsa vereceksin. Sen hele bir çocuğu dinle. İnan ki Eşref ağa, seni hiç anlamıyorum. Dünyada her şey haraç olarak verilir ama bir gazinonun solistliği emirle nasıl olur? Emir değil, rica. Yeah!
merhaba. Merhaba. Yanılmıyorsam siz Selahattin Bey olacaksınız. Ben de Eşref Ağa'nın kızı Bige. Eşref Ağa'nın kızı mı? Evet. Ya. Memnun oldum. Ben de. Uzun zamandır Londra'daydım. Bu sabah döndüm. Biliyor musun? Sen tahmin ettiğimden de yakışıklıymışsın. Seninle iyi anlaşacağız. Biliyor musun? Kısa zamanda büyük bir şöhret oldun. Halk seni çok beğeniyor. Sağ olsun be. Ben de çok beğeniyorum. Yavrum, nasıl fırladın öyle? Bir şey yok ya. Ali, benimle bir şey oldu. Bir şey olmadı. Bir şey yok, sadece sana topu patladı. Topla oynama demedim mi? Niye çıktın evden? Topumu istedim. Ben sana topla oynamayacaksın demedim mi? Beni dinlemiyorsun hiç. Çok korktum vallahi. Sen korkmadın mı sanki? Bir de bana sor. Ne şeker şeydi diyorum. Ya. Hadi, atla arabaya da girelim. Hazır mıyız? Evet, tamam. Güzel, gidelim. Baba! Baba! Gidiyor musun baba? Evet kızım, gidiyorum. Hani konuşacaktık baba? Ha, evet ama... Şimdi çok mühim bir işim var. Akşama görüşürüz. Baba! Gitti. 21 senedir hep aynı. Yalnız ve baba şefkatinden yoksun bir kız. Hanımefendi, rahatsız ettik. Rica ederim. O gün küçüğün istemeyerek topunu patlattık. Gönlünü almak için ona ufak bir hediye getirmiştik. Rica ederim, neden zahmet ettiniz? Zahmet ne demek, nerede acaba? Burada. Ali, gel, gel yavrum. Canım benim, gel. Gel bak, bak abiyle abla sana hediye getirmiş. Biraz gezdirebilir miyim? Şey, tabii de sizi rahatsız etmesin. Oh, estağfurullah, rahatsız etmek de ne demek? Peki, nereye gidelim? Canım, 14-15 yaşında ne 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 canım, 14-15 yaşında
Hayır, ben. Hayır, ben kazandım, ızıçılık ettim. Peki, peki, sen kazandın. Tabii ben kazandım. Kaybetmeyi hiç sevmem. Tıpkı babam gibi, öyle değil mi babacığım? Öyle. Kızım da bana çekmiştir Selahattin. Kaybetmeyi hiç sevmeyiz. Ben de sevmem ağam. Ama kaybettiğim kişiler sizler olursanız değişir. Güzel. Gel bakalım, seninle biraz dolaşalım. Konuşacaklarım var. Selahattin, söyle bakalım. Kızımı nasıl buluyorsun? Güzel ve cici bir kız. Sadece o kadar mı? Anlamadım. Bak Selahattin, söze nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Ama bildiğim bir tek şey var. O da kızımın seni çok sevdiği. Fakat his dünyanı ölen karınla kapadığını biliyorum. Ama o da benim kızım. Kızımla evlendiğin an her şeyim senindir. Bu evliliği senden rica etmiyorum, istiyorum. Ağam,
karım. Karın mı? Evet ağam. Bağışla. Özür dilerim Bige. Bir ömür boyu Melekşem'in acı aşkıyla yaşadım. Şimdi kavuştum ona. Beni anlayışla karşılayacağınıza inanıyorum. Hepinizden özür dilerim. Sen benim babamsın. Evet yavrum, baban. Babacığım. Yavrum. Amin. Sen merak etme. Bu iyiliğini asla unutmayacağım amca. Hakkını helal et. Helal olsun be. Şöyle kıyım seni. Gel bakayım güzel evim benim. Necla teyzeni unutmayacaksın değil mi? Bana sık sık mektup yazın. Bana emanet.